Şimdi daha somut, daha böyle elle tutulur bir haber, iyi bir haber. Beylikdüzü'nde sakat, Beylikdüzü'ndeki hayvan barınağında bulunan sakat sokak hayvanları, daha doğrusu barınaktaki hayvanlar artık yürüyebiliyorlar. Burası Beylikdüzü Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi. Burada toplam 950 sokak hayvanı var. Birçoğu felçli ve bakıma muhtaç. Burada çalışanların çoğu barınağın eski gönüllüsü. Hepsi bir çocuğa bakar gibi bakıyor köpeklere. Verdiğimiz mücadelemiz tamamen sevginizden kaynaklanıyor. Sevginin gücüne çok inanıyorlar. Köpeklere tedavi için müzik dinletiyorlar, onlarla konuşuyorlar. Barınağın özel bölümü felçli köpeklere ayrılmış. Çünkü onlar özel bakıma muhtaç. Çoğu bir daha yürüyemeyecek. Barınak çalışanları bu duruma daha fazla dayanamayarak sosyal medyada bir yardım kampanyasına başladı. Yürüteçler istedi. Felçli köpekler için yürüteçler onları hayata bağlayacaktı. O yardım İngiltere'de yaşayan bir hayırseverden geldi. Ve gerçekten çok büyük uğraşlar sonucunda bu yürüteçleri kendisi İngiltere'de özel bir yerden getirtti. Peki çok mu maliyetli bir şeydi? Türkiye'de evet. Bulunamayacak bir şey. Evet, Türkiye'de bu tarzda bulma şansımız yok. Tanesi 350 pound. Biz bu yürüteçlerle her gün köpeklerimizi 20'şer dakika yürüterek hem kaslarının erimesini engellemek amacımız, organ yetmezliğine girmelerini engellemek ve hayata daha sıkı bağlanmalarını sağlamak. Birlikte gördüğümüz, birlikte ziyaret ettiğimiz ve arabaları monte ettiğimiz ve onların yürümelerini sağladığımız hayvanların tamamı trafik kazalı. Bu konuda özellikle sürücülerin hakikaten çok ciddi derecede dikkat etmelerini istiyorum. Onlar barınağın eski gönüllüsü, şimdi ise çalışanı. Herkesin sokak hayvanlarına daha duyarlı olmasını istiyorlar. Barınaklara yardım bekliyorlar. Ama en çok sevgiden söz ediyorlar. Farklı ihtiyaçlarımız var. Basit şeyler bunlar aslında. Evde kullanmadıkları çarşaf, örtü tarzı şeyler bile bizim burada sürekli onların altına koyduğumuz, serdiğimiz eşyalar. Gelip burada vakit geçirebilirler, köpekleri sevebilirler.